Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Bugün sizler için durağımız CNR Fuar Merkezi ve Hometex 2016 fuarındayız. Fuar katılımcılarımızdan da Lüks Kadife firmasına konuk olduk ve yanımızda genel müdürümüz Feramin Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı fuarlar dileyelim sizlere. Sağ olun. Sektörünüze vermiş olduğunuz hizmetlere değineceğiz ama öncelikle sizleri tanıtmak istiyorum. Ben ekran başındaki izleyicilerimize Feramin Bey kimdir ve bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Feramin Çeliktaş. Sektöre 1986 yılında başladım. Endüstri mühendisiyim. Fakat tekstille beraber Adana'da başladığımız için tekstil o bölgenin gelişen bir sektörüydü. Şu anki aşağı yukarı 31 yıllık bir deneyimim var sektörde. Son şey bulunduğum şu anki alan genel müdür Lüks Kadife'de. Ondan önce 14 yıl kişilik grubunda genel müdür yardımcılığı yaptım. Yine el tekstili. Şirketin devam edebilir miyim? Şirketin evet, 1972 lütfen. Yılında çok ortak kurulan bir firma. Kayseri'de kurulmuş firma. Biz bu firmayı 2008 yılında diğer firmalardan birlik mevzuattan devraldık. Şu anda %85 hakim ortak küçük çocuk grubu. Kalan %15 de borsaya açık olan bir şirket. Yaklaşık 1200 civarında borsadan dolayı ortaklığımız var. Şirketimiz tamamen kadife üretiyor. Fakat son bir yıl öncesinde Karmayer Almanya'dan alınan bir teknolojiyle Çözgülü Raşel ve Çözgülü Raşel ile beraber hem kadife üretimi hem de spor ayakkabısına, yatak sektörüne hizmet veren biraz daha high-tech ürünler de üretmeye başladık. Temel işimiz kadife. Ağırlık %80'i ev tekstili, %20'si de giyimlik kadife. Giyimlikte doğrudan müşterilerimiz Zara, herkesin bildiği marka olarak Max & Spencer. Bunlara doğrudan kadife kumaş veriyoruz. Kendileri konfeksiyonu farklı yerde yaptırıp tüketicilerine sunuyorlar. Giyimlik ev tekstili olarak da tamamen fashion yapıda. Aşağı yukarı 50 tane makinamız var. Bunun 8 tanesi Jacquard. Kendi baskımız var. Dolayısıyla tüm editör firmaları, özellikle yurt dışında bilinen Almanya'da Jack dediğimiz, Nia Nordiska dediğimiz, Fischbacher dediğimiz büyük firmalara servisler veriyoruz. Türkiye'de yine aynı grupta bir ismi iyi bilinen mesela bir Persan tekstil veya bir Ev Dekor tekstili oldukça yoğun ürünler veriyoruz. Onun dışında diğer müşterilerimiz bizim endüstriyel mobilyacılar. Bunun başında işte Doğutaş, Yataş gibi büyük firmalar geliyor. Hem ana mobilya kumaş olarak hem kırlentlik desenli kumaşlarla servis veriyoruz. Lüks Kadife bu ama niye seçiliyor, niye tercih ediliyor diye sorduğunuzda Lüks Kadife tam entegre bir kadife tesisi. Avrupa'da şu anda bu tarzda entegre olan hemen hemen tek firmayız. İtalya'da böylesine de entegre olan bir firma yok. Hele hele %100 pamuklu doğal elyafı üretebilen ve bunu finish yapıp boyayabilen tek firmayız. Türkiye'de başka bir firma yok. Polyester'de biraz rakiplerimiz var ama böyle bir kuruluş avantajımız var. O yüzden tek firma olmanın özelliği, entegre olmanın özelliği ürünlerde devamlılığı sağlayan bir yapı. Bir diğer özelliğimiz de sadece Ar-Ge bölümümüzde İstanbul ve Kayseri grubu dahil 7 tane arkadaşımız var. Bir diğer özelliğimiz pazarlama yapısı olarak özellikle ihracat pazarlamasında yine 6 tane her pazara giden arkadaşlarımız var. Dünyanın hemen hemen her yerine ürün satışımızı sağlıyoruz. Fuarla ilgili olan görüşme gelince de biz Lüks Kadife olarak dünyada Hometex öncelikle onu takip ediyoruz. İkinci Shanghai Hometex'i var. Onu takip ediyoruz. Üçüncü olarak
Yine Sencen'de yapılan, yılda bir defa ona gidiyoruz. Homentex'e katılıyoruz. Onun dışında bir fuarda giyimlik takip ediyoruz. Fransa'da Premier Vision'a katılıyoruz. Giyimlik fuarına. Bu fuar için görüşüm esasen başlangıçta çok güzel, hani bebek olan bir film fuardı ama maalesef konjonktür biraz bu fuarı etkilemiş vaziyette. Normal şartlarda benim hala düşüncem Evtex'in yerini alabilecek bir yapı ama bu konseptle değil, yani Evtex'teki konseptle almasını sağlatabilirsek zamanlama olarak dünyada aslında iyi bir zamanlama Ekim ayı içerisinde olması. Çünkü Mayıs ayı biraz daha sezonun sonuna maalesef denk geldiği için bence aynı yemeği Homentex için fakat Evtex tarzında burada yapmakta büyük fayda var. Peki ilerleyen günlerde lüks kadife olarak ne tür projeleriniz var? Biz Jacquard'daki yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Yine Rachel'deki yatırımlarımıza devam ettireceğiz. Aynı sektörde yine büyümeye devam. Bir diğer bahsetmediğim konu, bizim stoktan satış işlerimiz de başladı. Hem özellikle dışarıda hem de şu anda içeride yavaş yavaş bunu tanıtmaya başlayacağız. Yani bu top bazında servis dediğimiz stok servisi anlamında. Bunu bu yıl biraz daha pekiştireceğiz. Çünkü biz artık biraz daha editör yapımızı da öne koymak istiyoruz. Lüks kadife brandiyle sattığımız için de bu bizim geriye yönelik 50 yıllar, 100 yıllar adımızı yaşatacak olan, firmamızı yaşatacak olan bir proje. Hı hı. Bu gözle baktığımız için de böyle bir stok servis, adımızla satacağımız stok servis işini de başladık. Bu yıl atılımlarımızdan bir tanesi de olacak. Umarım başarılı olursunuz o çok konuda. Çok teşekkür ederim. Peki sektörün gidişatıyla alakalı neler aktarmak istersiniz? Zeynep Hanım, sektör sonuçta devam edecek bir yapı. Yani sektör bitmez. Hı hı. İnsanların başlangıcından beri tekstil var. Evet. Ben e-tekstil adına söylersem çok güçlüyüz ülke olarak. Yani İtalya'yı biz bence üretim hacmi olarak zaten geçmiş vaziyetteyiz. Desen tasarım açısından da bence geçmiş vaziyetteyiz. Tek şeyimiz ülke imajımızı biraz daha pazarlamamız. Ülke imajımızı doğru pazarlayabilirsek bunu biz sanayiciler olarak, aynı zamanda seçtiğimiz politikacılar olarak da bunu sağlayabilirsek imajımız ile beraber Türkiye'nin home tekstildeki ağırlığı bence artarak devam edecektir. Kesinlikle. Peki son olarak buradan izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz firma ile alakalı Ferahmin Bey? Lüks kadife olarak mı? Lüks kadife ile alakalı mı? Hiç fark etmez. Her lüks kadife sonuçta Küçük grubuna bağlı. Yaklaşık 3000 kişinin çalıştığı bir grubun içerisinde 170 kişinin çalıştığı bir firma. Kayseri'de kurulu. Yaklaşık 45 yıllık bir firma. Firmanın geleceği açık, verdiği servis itibariyle, çalıştığı insanların eğitimi itibariyle gerçekten çok dikkat eden bir yapımız var. O yüzden yeni katılacak olan gençlere grubumuza müracaatını her zaman zevkle bekliyoruz. Bünyemizden çok iyi şeyler alacaklarını düşünüyorum. Gerek küçük olarak, gerek lüks kadife olarak. Her zaman destek vermeye hazırız o arkadaşlarımıza. Çok teşekkür ediyoruz biz de aktardığınız bilgiler için. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli Fuar TV izleyicileri, bugün sizler için CNR Fuar Merkezi'ndeyiz ve Homentex 2016 Fuarı'ndan sizlere seslendik. Lüks kadife ile birlikteydik. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.